Videoda kullanılan tüm detaylar internette herkese açık kaynaklardan toplanmıştır. Birçoğu yalnızca iddiadan ibarettir. Anlatımda kullanılan bireyler temsili kişilerdir. Çalıntı kredi kartı vurgunları. Küçük kızlara fotoğraf atmaları için tehditler. Ailemle tehdit edip benden çıplak fotoğraflarımı istedi. Pislikler. Bu konuyu yapmayı gerçekten düşünmüyordum ama annemin evine canlı bomba ihtarı yollamak, sabahlara kadar aileme telefon çağrıları göndermek, sırf polisi meşgul etmek için evimize çalıntı kredi kartlarıyla 7000 liralık ürünler yollamak sizin için bir idam fermanı oldu. Bugün bu videoyu izleyen her bir kişi anlayacak ki hepiniz sadece çocuksunuz. Kendinizi yaptığınız bu iğrençliklerle yüceltiyorsunuz. Ama beş para etmez ahmak topluluğusunuz. Daha önce gözünü korkutarak yaptırdığınız kötü şeyleri yaşayan o çocuklar adına, kanallarını sahte telifle kapattırdığınız içerik üreticilerine ve sizin yüzünüzden parasını kaybeden herkes adına bu videoyu hazırlıyorum. Hazır mısın Atilla? Ettiğin küfürlerin iki katını bu videodan sonra edeceksin. 500 lira param var. Geldin benim 1000 kişilik ismi mi sallıyorsun? Ezik orospu çocuğu, fukara. Bana kodumun çocuğu, primsiz. Onun kitabını s**in ya. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Charm Kuel. Hikaye aslında Dahi Şekerci denen bir çocukla başlıyor. Dahi Şekerci 2016 dönemlerinde internette takılan sanal veretlerden birisiydi. Klasiktir, davranışlarını bilirsiniz. 2016 dönemlerinde çoğunuzun bildiği BGE gruplarında takılıyordu. Sanal bir veret olduğu için BGE'de problem yaşadı ve gruptan atıldı. Kovulduktan sonra büyük bir sinirle kendi gruplarını kurmaya başladı. Kuracakları bu yeni grupta BGE gibi kötü mizahlar yapmayacaklardı. Kendi deyişleriyle dark yapacaklardı. İlk kurduğu grup 15 Temmuz adındaydı. Bu grubun isminin böyle olduğuna bakmayın, amacı ve giriş kuralları bayağı ağırdı. Sıradan bir insan olarak girdiğimizi varsayarsak, 15 Temmuz'a ilk katıldığımızda bizden istenenler şöyleydi. Türk şehitlerine, Atatürk'e, Kur'an'a ve Allah'a küfretmek, bunlarla birlikte aklınıza gelebilecek her türlü değere küfretmeniz gerekiyordu. Dahi adındaki bu çocuk o kadar ileri gidiyordu ki, Miza adı altında Kur'an'ı ısırdı, fotoğraflar paylaşıyordu. Kısaca 2016'da kurulan bu topluluk, onların deyimiyle tam bir darkçı mizah grubuydu. Ve evet, o dönemlerde gerçekten illegalleri bulunmuyordu. Dahi Şekerci bu dönemlerde grup içinde yaşanan kavgalardan ötürü kovulup başka bir grup açmak zorunda kaldı. Yeni grubun ismi C7K idi. Cehennemin 7 katı. Bu grup yine aynı şekilde dark temelliydi. Ardından yine aynısı yaşandı. Bu gruptan da bir kavga sonucu ayrıldı ve en sonunda hikayenin kırılma noktasına, Atat'ın kuruluşuna geçildi. Ama öncesinde, benzer tarihte aynı akışta ilerleyen farklı bir hikaye devam ediyordu. Tam olarak şurada. 2016 senesinde Total War Attila, kısaca Attila abimiz, o dönemlerde ismi illegalde çokça duyulmuş ICQ adındaki bir platformu kullanıyordu. Bu platform Dark Web'in WhatsApp'ı gibiydi. Bilgiler kaydedilmiyordu. İçerideki herkes anonimdi ve kayıt dışı satışlar yapılıyordu. Evet, tahmin edebileceğiniz üzere CC yani çalıntı kredi kartı satışlarının büyük çoğunluğu bu platform üzerinden yapılıyordu. Türk dolandırıcıların sıkça uğradığı bir mekandı. Çünkü Türkiye'deki kart dolandırıcılıkları fazla olduğundan 3D Secure adındaki ek bir doğrulama sistemi vardı. Yabancılarda bu sistem yoktu. Türkiye'deki illegaller de Türk vatandaşlarını değil de yabancı vatandaşları dolandırıyorlardı. Tabii ki arada sırada Türk vatandaşların da kartları patlatılıyordu. Ama genel olarak her şey yurt dışı tabanlıydı. Attila abim de bunu yapanlar arasındaydı. İnternette öyle iddia ediliyordu. Bu konuyu kime sorsanız o dönemlerde illegalin kralının Attila olduğunu söylüyordu. Bu kadar kayıt dışı paranız varsa ne yaparsınız? Onu aklamak istersiniz. Bu yüzden Attila ve ekibi Türkiye'de bunu aklayabilecekleri bir platform aramaya başladılar. O dönemlerde yeni yeni ismi duyulmuş Discord bunun için şahane bir platformdu. Bu dediklerimin üstünden biraz vakit geçtikten sonra Attila abim 2019 senesinde Discord'da Atlantis adında bir sunucuyu kurdu. Bu sunucu o kadar hızlı büyüdü ki kısa sürede Türkiye'nin en büyük publiği haline geldi. Tabii bu büyümenin bir sebebi vardı. O dönemlerde dolarla hizmet veren Discord'un Nitro satışları pahalıydı. İddiaya göre Attila ve ekibi çalıntı kredi kartlarıyla 30-40 TL olan Nitro'yu yarı fiyatına satıyorlardı. İnsanlar bu paraları sanal kartlarla Atlantis ekibine yolluyorlar. Ekip de çaldıkları kartlarla birlikte bu kişilere Nitro satın alıyordu. Sadece bu da değil. Kendilerine ait olmayan bu paralarla telefon, Nitro, tablet, aklınıza ne geliyorsa bu sunucuda çekilişini yapıyorlardı. Çalıntı kartlar o kadar boldu ki en ufak sunucularında bile onlarca Nitro basılıydı. Ve kazandıkları parayı paylaşmaktan hiç çekinmiyorlardı.
Total War Attila'nın paylaştığı bir kazanç fotoğrafında Papara'da 170 bin TL yattığı görünüyordu. Ve bunun neredeyse hepsi, söylenene göre CC temelliydi. Atlantis adıyla büyüyen bu paravan sunucunun altında yapılan illegal işlerin sunucuya zarar vermesini önlemek için çok başarılı bir şekilde hesap satın alımı gerçekleştirdiler. Evet, o dönemlerde sadece yabancılara verilen ve yurt dışındaki Discord etkinliklerine katılmış bir moderatörün hesabını satın almayı başardılar. Ve Discord bu konuda hiçbir şey yapmadı. Sonrasındaysa Türkiye'nin en büyük onaylı illegal public sunucusu zirveyi gördü. Kalabalık içinde dönen mizah fena değildi. Bu perdenin arkasında bir de internetin illegallerini çekiyorlardı. Çünkü biliyorsunuz, o karanlık kısımda her şey çabuk yayılıyor. Atlantis kısa bir süre içinde illegalin merkezi olmuştu. Binlerce kişilik kötü gruplar sürekli etrafa saldırılar yapıyordu. Liderinin haberi olmasa bile bu grup artık kocaman bir teşkilat gibiydi. Geçmişte sızdırılan verilerden insanların bilgilerini bulup tehdit etmeler, public sunucudaki küçük kızlardan şantaj yoluyla alınan fotoğraflar. Fotoğrafları korkup attım ve o fotoğraflarla beni daha çok tehdit etmeye başladı. Daha yenilerini istedi. Anneme atacağını, beni tecavüz edeceğini söyledi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen yardım edin. Ve CC ile çalıntı kredi kartlarıyla aklanan on binlerce dolarlık büyük vurgunlar. Hepsi şakır şakır paylaşılıyordu. Ve geldik 2020 senesine. Kaldığımız yeri hatırlıyor musunuz? Atat kurulmuştu ve o sırada Attila'ya geçmiştim. İşte bu iki grup tam olarak burada kesişiyordu. Çünkü Dahi Şekerci ve Total War Attila tam burada tanışmıştı. Atat'ın ilk illegal adımları bu şekilde başlamıştı. Dahi Şekerci de Attila abisi gibi deli gibi para yapıyordu. Bu aşamadan sonra sadece Atlantis'te değil, Atat içerisinde de insanlara bilgi yaymak şartıyla şantaj yapılıyordu. Bit dolandırıcılıkları bu grupların altında dönüyordu. Merkezi nüfus idare sistemi, yani Mernis datalarının internete yayılmasıyla birlikte Atat ve Atlantis gibi grupların içerisindeki 15 yaşındaki küçük çocuklar da bu suça ortak olmaya başladılar. Ve bunun etkilerini hala yaşıyoruz. Bugün bu grupların içerisindeki herhangi bir çocuk beni şehit sistemine kayıt ettirebiliyor. Hatta mezar yerimi bile belirleyebiliyor. Kısaca ölmesem de devlet kaydıyla öldürebiliyor. Beni sahte şekilde akciğer kanseri bile yapabiliyor. Anonim şekilde, hatta benim adımı polise şikayette bulunabiliyorlar. Annemin ev adresine, aileme canlı bomba ihbarıyla polis yollayabiliyorlar. Ve bunların hepsini işte bu bahsettiğim gruplar gerçekleştiriyor. Atat'ın büyümesiyle birlikte yeni yönetici elemanlar kadroya ekleniyordu. Baba Pro adındaki ucuz velet, şöyle desem daha doğru olur, kendini büyük göstermek için sesini kalınlaştıran ve abilik taslayan bir velet, Atat'ın kontrolünü ele geçirmeye çalışıyordu. Ki bu dediğimi 2019'un Aralık ayında yapmayı başardı. Atat'ın eski yöneticisi Dahi Şekerci bu işleri tam olarak böyle bıraktı. Tabii bir de şuradaki uzantı devamı olan rezalet bir rap kariyeri onu bekliyordu. Kendisi şarkı sözlerinde bile yaptığı suçları bir bakıma itiraf ediyordu. Katla paraları CC ile, Şekerci ile katla, değil mi dahi? Baba Pro Atat'ın yönetimini ele geçirdikten sonra asıl kırılmalar başladı. Açık şekilde sosyal medyada yaptıkları icraatleri paylaşıyorlardı. İcraat dediğim şey ise tam olarak CC ile yaptıkları vurgunlardı. Bu sanal çeteler korkusuzca yaptıkları hırsızlıkları videoya kayıt alıp paylaşabiliyorlardı. Bunun iki sebebi vardı. Birincisi, gruptaki hiyerarşide yükselmek için icraat yapmanız gerekti. Ve bunu paylaşmanız gerektiğiydi. İkincisi de Discord verilerinizi paylaşmadığı için gerçek kimliğiniz açığa çıkmıyordu. En azından yakın tarihe kadar böyleydi. Tabii ki kimliklerinin belirlenemeyeceğini düşünen bu kitle daha önceden bahsettiğim suçların daha ağırını yapmaya başladılar. Normal şekilde yayın yapan kız yayıncıların babalarını arayıp kızınız çıplak şekilde dans ediyor, videolarını yayınlıyor diye yalan söylediler. İyi akşamlar. Ben İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü arıyorum. Evet. Kızınız Twitch üzerinden bir platformunda illegal olarak... Network diyor. Bundan kaynaklı ilk olarak tespit ettik. Bunun durumu üzerine size bildirme durumunda kaldım. İşlem uygulamayacağız herhangi bir şekilde. Kızınızı sadece uyarın. Ağlarına düşürdükleri çocuklara köle gibi davrandılar. Ve sonunda hiçbir şey yapmasalar bile şantajla bu çocuklardan özür dilettiler. Bunun gibi daha onlarca örnekte zorbalık yaptılar. 2021 senesinde patlayan bit muhabbetleriyle birçoğunun kimliği açığa çıktı. Bu işte uğraşan yayıncılar az da olsa bir şey başarabilmişlerdi. En azından bir şeyin fitilini ateşlemişlerdi. Bu pit kurularının bilmediği yeni değişimlerin olmasını sağladılar. Ben bunları zaten bu bit olaylarında ifşaladım. Ben zaten bu ekibi polise verdiğim ifadede. Ben ta o zamandan burayı işaret etmiştim yani. Başlarına bir şey gelmeyeceğini zannediyorlardı ama çok sağlam taşa vurdular kazmayı. Sen bunların peşinde zaten, seni bu videonda çok yardımcı olacaktır yani. Hani en azından kamuoyu oluşturması açısından. Evet, ben de aynısını düşünüyorum abi. Hani böyle durumlarda böyle kamuoyu oluştuğu zaman hani işin ne oldu, yine seni görüyorlar. Evet abi, evet. Devam abi. Günün sonunda
Gidecekleri yer Kodes. Yani çok fazla bir ihtimali yok. Bunlarla TEM şube ve istihbarat uğraşıyormuş şu anda. TEM de terörle mücadele demek. Yani bu ülkede her boku ye, TEM'e bulaşma. Sonrasındaysa daldılar. İşleri bitmedi. Farklı farklı gruplara, çeşitli discordlara, kendi çetelerini kurdular. Yayıncılara saldırdılar. Babalarının, annelerinin evine bomba ihbarıyla polis gönderdiler. Ama kaçırdıkları bir şey vardı. Artık hepsi birbirine düşmandı. Ve ben bu videoyu duyurduktan sonra en güvendikleri grup sahipleri bile bana gelip her şeyi anlattılar. Yapılan tüm pislikleri ortaya döktüler. Tüm yetkililerin, içeride iş yapan herkesin kimliklerini bize söylediler. Annemin evine çalıntı kartla ürün yollayan ve tüm ailemi rahatsız eden ekibin başı Samet, evimi kurşunlayacak söyleyerek beni tehdit eden Belet Mesut ve arkadaşları. 20 bin izlendiğimi zanneden ve beni kulaklarımdan asmakla tehdit eden kişi. Savcı çoktan bu videoyu izledi. Herkes masaya toplandıysa söylüyorum. Yaşınız küçükse ve bu işlere bulaşmadıysanız o gruplardan hemen ayrılın. Eğer bu işlere bir kere bulaştıysanız sadece bekleyin. Çünkü her birinizin verisi yarın polise gidecek.